Selamlar dostlarım, ben Kripto Süleyman. Bugün bir yapay zeka uygulaması olan ChatGPT'yi inceleyeceğiz. Dostlarım, bildiğiniz gibi yapay zeka ürünleri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Fotoğraf oluşturabiliyorsunuz, resim yaptırabiliyorsunuz ya da kendi fotoğraflarınıza avatar yaptırabiliyorsunuz, sinematik görüntüler elde edebiliyorsunuz ve bir de size cevap veren yapay zekalar türedi. Bunlardan ilk başta geleni şu an ekranda size göstereceğim. Bu ürün gerçekten çok korkunç. Neden korkunç diyeceksiniz dostlarım? Çünkü yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesini kimse beklemiyordu ama şu anda çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve ileride bu tarz yapay zeka ürünleri insanları işsiz bırakacak ve büyük bir kitle işsiz kalacak diye düşünüyorum. Zaten açık öğretim kitaplarında da bununla ilgili bir ton materyal var şu anda. Yani her yerde aslında bu öngörülebilir bir şey. Öncelikle bu sisteme girmek gerçekten çok zor. Yani kayıt oluyorsunuz falan, sizi sıraya alıyor ya da diyor ki bekleyin haber vereceğiz diyor maille falan. Ben DNS değiştirdim ve DNS değiştirdikten sonra girdim. Bilginiz olsun. Bazen DNS değiştiriyorum ama hani tekrar girmeye çalıştığımda yine beni sıraya atıyor, bekletiyor. Bazen de şansı açıyor. Şu anda açtım ve size göstermek istiyorum. Şimdi daha önce ben birkaç tane soru sordum. Özellikle kripto para nedir dedim. Bana şu cevabı verdi dostlar. Daha sonra ben bunu bir daha sorduğumda yine aynı cevabı verdi. Yani makale içeriği üreteceksiniz, aynı cevabı alıyorsunuz fakat dedim ki bana farklı bir şekilde anlat dediğim zaman yukarıdakinin biraz daha farklı bir şekilde anlatımını bana gösterdi ki bu gerçekten süper bir şey. Örnek vereyim, makale yazarlığı yapıyorsunuz ve hızlı bir şekilde yetiştirmeniz gereken işlem varsa buradan hızlı bir şekilde makale üretebilirsiniz. Şu anda bu yapay zekanın ürettiği makaleler hiçbir yerde yok. Örnek vermem gerekirse şuradaki kripto para nedir arattığım zaman zaten büyük ihtimal çıkmıyor, görüldüğü üzere çıkmıyor. Hatta özgünlük kontrolü yapalım gelin. Bunu mesela kopyaladım. İntihal kontrol et dedim. Şimdi işlem devam ediyor. Abi ne kadar reklam koymuşlar ya. Var ya, yani çok reklam var ama bakalım benzersiz yap da varmış ayrıca. Evet, şu an baktığımız zaman %100 eşsiz diyor. Yani bu makale hiçbir yerde şu anda yok. Diyelim ki bir blog yazarlığı yapıyorsunuz. Kendi web sitenize makale üretmek istiyorsunuz. Hemen bu şekilde buradan hızlı bir şekilde makale üretebilirsiniz ki bu çok avantajlı. Ve yapay zeka gerçekten çok iyi çalışıyor. Mesela ben küfürlü bir içerik yazdığımda ya da biraz farklı içerikler yazdığımda bunları kesinlikle yapmıyor. Onun dışında sana farklı öneriler sunuyor. Mesela buna diyebilirim ki bana bir hikaye anlat. Bana kısa bir hikaye anlat. İçinde tavuk ve fare olsun. Mesela böyle bir şey salladım. Şimdi bunu yazdıktan sonra sistem tabii ki hemen kafayı çalıştırıyor ve çok fazla bekletmiyor sizi. Hani hemen başlıyor. Mesela burada 3 saniye geçti, hemen başladı. Bir fare tavuk şirinleşen bir tavuğun yanına gider ve ona merhaba benim adım Tom. Tom ve Jerry'deki Tom'u almış galiba. Abi çok güzel bir hikaye yazdı şu anda, bak devam ediyor. Hani en basit örneği bu. Millet burada neler yapıyor arkadaşlar. Mesela bir kod yaptıracaksın. Hani kod istiyorsun mesela. Tak buraya yazıyorsun abi, sana o kodun hazır halini veriyor. Evet, şu an hikayemiz bitti ve gayet güzel bir hikaye oldu. Yani çok basit bir şekilde yapay zeka bizi üretti. Farklı bir hikaye dediğim zaman hemen bir tane daha uyduruyor. Mesela ne diyebiliriz? Örnek vereyim, biz web sitesiyle ilgileniyoruz ve web sitemizde bir problem yaşadık diyelim. Ya da yapmak istediğimiz bir şey var. Alabilir miyim? Abi çok enteresan bir şey istedim, bakalım. Abi çok iyi değil mi ya? Bak şimdi ben diyelim hiçbir şey bilmiyorum. Bu bana öğretiyor. Diyor ki bak videonun sağ alt tarafında paylaş var diyor. Oraya bas. Oradan kodu al diyor abi. Senin daha bir şey yapmana gerek yok. Düşünsene. Ve hani mesela diyelim ki YouTube'la ilgili bir içerik üretiyorsun. Bu 10 numara bir şey abi. Bu kadar bak. Abi her şeyi adım adım gösteriyor. Al bunu web sitene ekle. WordPress'e nasıl video eklenir? En basit örneğiyle örnek vereyim. Hızlı bir şekilde bir ders niteliğinde bir video bu aslında. Çok enteresan arkadaşlar, yani yapay zeka mükemmel çalışıyor. Şimdi mesela başka ne yaptırabiliriz diye düşündüğüm zaman para kazanabilirim. Hadi bakalım. Bakalım neler sunacak bize. Evet, bu ben daha önce bu soruyu sormuştum. Yine aynı şekilde cevap veriyor. Yani bunun yapay zekasındaki ürettiği bir data var anladığım kadarıyla. Genelde aynı cümleleri kuruyor. Bir öncekinde biraz daha farklıydı ama bu gayet güzel ayırmış mesela bir iki madde diye. Şimdi mesela internetten nasıl para kazanabilirim diye bir video yaptığınızı varsayalım. Ya da bir web sitemiz var, makale ürettiğimizi varsayalım. Abi al sana güzel bir
içerik yani. Hiçbir şey uğraşmana gerek yok. Zaten burada her şeyi anlatıyor. Sen bunu sitene ekleyeceksin ya da video yapacaksın. Bu kadar basit. Mesela burada her şeyi anlatmış. Blog yazarlığı, affiliate marketing, özel ders verme, ürün satışı. Gerçekten olması gerekenler zaten. Burada abi gerçekten teknik anlatıyor bak. Sabır ve istikrarlı olman gerekiyor diyor. Yapay zeka bize ders veriyor. Şimdi buna cevap vermeyebilir. Hani düzgün bir cevap. Ama bir de diyeceğim ki YouTube'da Kripto Süleyman'ı bul ve onun hakkında bilgi ver. Şimdi bu benim hakkında bir şey bulamıyor. Çünkü ben o kadar ünlü biri değilim anladığım kadarıyla. Şimdi diyeceğim ki YouTube'da Kripto Süleyman hakkında bilgi ver. Bakalım YouTube'da. Biraz devrik oldu ama olsun. Şimdi diyor ki maalesef bir dil modeliyim. İnternete erişimim yok. Dolayısıyla YouTube'da Kripto Süleyman hakkında bilgi vermem mümkün değil. Yani YouTube'da git kendin araştır diyor. Ama bak mesela bu tarz şeylere cevap veremiyor. HTML resim ekleme kodu diye yazdım mesela. Şimdi böyle bir şeye cevap verebilecek mi bakalım. Yani hani diyelim ki webmaster'ım, bu işi yapıyorum. Aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz diyor. Bakıyorum. Evet. Abi mükemmel değil mi ya? Yani sen mesela diyelim ki öğrencisin ve hani gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Burada tekrar edebiliyorsun yani. Bu çok enteresan bir şey. Gerçekten mükemmel abi. Şu an mesela köşeye border atıyor ve genişlik %100 diyor. Yani ekrana göre büyüyor. Bunu da anlatıyor sana. Yani şunu da al mesela, dediğin gibi web sitene koy ya da kendin eğer öğrenmek istiyorsan buradan test et. Öğrenciler için mükemmel bir kaynak ama tabii ki aynı ödevi herkes buradan alırsa birebir aynısı olur. Onu da söylemek istiyorum. Nasıl zengin olurum diyelim bakalım. Herkes bu tarz sorular sormak istiyordur belki. Buna bir cevap veremeyebilir. Zengin olmanın birçok yolu olduğunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi bunu daha çok böyle blog yazısı oluşturmak isteyen insanlar kullanabilir veya ders yapmak isteyen, kod almak isteyen gibi. Al bunu bir makale yap yani, daha ne diyeyim. Evet, birçok kişi bu sistemin nasıl kullanıldığını merak etmiş. Ben de bunu size gösterdim ama şunu da söylemek istiyorum. Bu sistemi denemek istiyorsanız açıklama linkinde bu sitenin linki var. Açtığınız zaman mesela böyle bir site karşılıyor, karşımıza geliyor. Burada login ve sign up var. Login diyerek giriş yapıyoruz. Sign up diyerek de üye olmuş oluyoruz. Mesela ben de şu anda mevcutta kullandığım bir mail yani hesabım olduğu için direkt giriş yapacağım. Ve giriş yaptıktan sonra bakın ne oluyor size göstereceğim. Mesela continue dedim, şifremi girdim. Abi açıldı. Normalde bazen açılmıyor arkadaşlar. Açılmadığı zamanlarda ne yapacaksınız? DNS değiştirip gireceksiniz. Şu anda açıldı ve gayet güzel. Gayet güzel. Yani bu şekilde bir site. Bazen dediğim gibi sıraya alıyor sizi ya da diyor ki işte şu an çok yoğunluk var diyebiliyor. O yüzden denemek için bir sonraki zamanda tekrar deneyin. Ama üyelik gerekiyor. Üye olun mutlaka. Evet, ben DNS değiştirerek çözdüm ve şu an kullanabiliyorum. Bir sıkıntı yok ama evdeyken sıraya aldı beni. Yoğunluk var dedi. Evet, bir sonraki videoda yapay zeka ile resim düzenleme veya resim oluşturma sitelerini göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.